Sinemanın Türkiye'ye girişi 1896 yılında başlar. Bir yıl önce yani ilk sinematografik gösteriyi düzenleyen Fransız Auguste-Louis Lumière kardeşlerinin operatörleri, çekim çalışmaları yapmak için çeşitli ülkelere yayılmışlardı. İşte bu operatörlerden Alexander Romeo, her türlü yenilikçi harekete büyük bir kuşkuyla bakılan Abdülhamit Türkiye'sine kamerasıyla çok zor koşullar altında girebilmişti. Operatör Romeo, İstanbul ve İzmir dolaylarında kısa filmler çekti. Yurt dışından gelip Türkiye'de ilk kısa metrajlı film çekimini gerçekleştiren yabancılardan sonra Sultan Abdülhamit'in kızı Ayşe Osmanoğlu'nun anılarına göre yine yabancılar tarafından ilk film gösterisi Yıldız Sarayı'nda yapılmıştı. Bertrand adlı Fransız hokkabaz sarayın koca salonuna bir perde kurarak padişah ve saray halkına sinemayı tanıtmıştı. Daha sonra da Romanya uyruklu bir Polonya Yahudisi olan Sigmund Weinberg Türkiye'de halka açık ilk film gösterisini gerçekleştirecekti.